Bu maalesef bizim insanımızın düşünmüş olduğu hal. Bu da deremizin eski doğal hali. 50 metre yukarıda aldık suyu. Yani bu suya belki de zehirsiz falan diyorlar. Buyurun, göz önünde her şey. Hani biz insanoğlu bazı yerlere hani çoğu bütçeler ayırıp doğal yerler yapmaya uğraşıyoruz ama tam tersi doğal yeri katlediyoruz. İsmim Mehmet Doğan, Şahnan Mahallesi'nde yaşıyorum. Malatya Şahnan Mahallesi'nde yaşıyorum. Pis sudan dolayı 50 metre burada uzaklıkta oturuyorum, derya uzaklıkta. Bu pis sudan dolayı benim 3 tane çocuğum var, 3'ü de sağlık hastalığına yakalandı. İsmim Mehmet Köse. Yıllardır bizim sıkıntımız şu görmüş olduğunuz Osabe'nin atık, zehirli atıkları. Köyümüzde hasta sayısı sıfırken şimdi köyümüzde belki 20-30 tane kanser hastası var. Ben burada ilgililere sesleniyorum. Allah için, Allah rızası için. Şurada kendiler çocuğunu ne kadar tutabilirlerse, ne kadar sağlıklı olacağını düşünebilirlerse bizi de o kadar düşünsünler. Özellikle yeni belediye başkanımız Sami Er'e ve Profesör Doktor Yeşilyurt Belediye Başkanı'na da sesleniyorum. Bu bizim yer yanganamız. Allah için bize bir el atsınlar. Ali Bedir, burada esnafım, burada dükkanım falan var, kahvem, lokantam falan var. Bu pis suda dolayı şu anda iş yerim falan kapalı. Burada zaten bütün şeylerde falan da yargıya da taşıdım. Yargı da bir şey yapamadı. Şu andaki bu pis su 10 metre ileride benim iş yerim. Bu şu andaki benim iş yerim içindeyiz. Bu pis suda dolayı hiç halk gelmiyor. Devlete vergimi de vereyim. Bütün şeylerde, sonuçlarda hepsinde şeylere söyledik yetkililere. Kimse bir şey yapamıyor. İşte bunun bir çözüm bulmasını istedik. Bizim de işte iş yerimizi açığa çalıştırarak. Depremde çıkmışık. Burada şimdi yetkililerin, belediye başkanı, şu bu, hiç kimse de gelmiyor. Derdimize çare bulmuyorlar. İşte yetkililere bize bir çare bulsunlar. ...56 yaşındayım, ismim Müslüm Akbulut. Şahnan halkı bu suda bayağı bir şikayetçi. Artı zararı da çok, tarım alanı, bir şey ekemiyoruz. Çocuklarımız bu suya dokunamıyor. Burada bir sürü canlı vardı, kaybettik ama her yere bildirdik, bir türlü önlemediler. Acaba niye önlemiler? Biz bana görürsün işte, suyun geldiği suyu belli. Bu suda insan yaşar mı? Suya dokunamıyor. Tarım arazisi, herkes bu suyuna faydalanıyordu, şimdi hepsi gitti. Bu suda yaklaşan bir hastalık çoğaldı. Artı çocuklarımızın vücutlarında yaralar oluştu. Yani artık suyun elinde kaldık yani. Bir türlü yetkililere derdimizi anlatamadık. Anlattık, konuştuk ama çözüm yok. Burası Şahnan Mesrihan Devlet Su İşleri'ne ait olan bir yer. Ben burada su işlerinde emekliyim. Lojmanda doğma büyümeyim. Buraya günlük 1000 tane insan gelen insan şimdi Allah'ın kulu gelmiyor. O pis suda dolayı burası bitti. Malatya'nın en güzel mesire alanı şu hale gelmiş. Yani doğa o kadar bir güzel, Malatya'da böyle bir doğa yok. O pis suyun yüzünde herkes çekildi. Kimse buraya gelmez. Burası bitti yani. Yani yetkililerin buraya bir çözüm bulmasını istedik. Yazık yani, şu güzel mesire alanı halk gelip bir burada evleniyor. Mangalını yakıyor. Şaka çoluk suya girdi. İşte bu pis suda dolayı her şey bitti.